Evet, tabii. Yani bir uzman görüşü her zaman çok değişik. Bir de sormak istediğim, şimdi çocuklar, ben de sıraya giriyorum, kusura bakmayın. Vitamin ve minerallerin etkisi ne bu sebepsiz infertilitede? Hiç böyle bir araştırma var mı? Tabii, yani sebepsiz infertilitede biz bu yaşam koşulları, hani başta söylemiştim ya, yumurtada spermde 3 ay önceden yola çıkıyor ama yıllarca içeride birikim var. Yani stres, çevresel faktörler, iyi beslenip beslenmeme, sigara mesela en çok önlenebilir sebeplerinden birisidir. Mesela bunu söylemeyi unutmuştum, çok iyi oldu hatırlattınız. Sigara sebepsiz infertilitede en kolay önlenebilir sebebidir mesela. Hiçbir zaman sigaranın oluşturduğu hasarın izahı olmuyor yumurtada ya da spermde bakınca. Aha, sigara içiyorsunuz demiyoruz ama gerçekte karşımıza çıkıyor. Beslenme zaten hayatımızın her alanında çok önemli bir konu. Burada da son derece önemli. Gerçek antioksidan beslenmeyi öğretmeye çalışıyoruz çiftlerimize. Nedir? Bildiğimiz Akdeniz tipi beslenme aslında. İşte çok meyve, çok sebze, bol su içmek, işte düzenli süt, yoğurt, peynir alışkanlığı, gereksiz karbonhidratlardan kaçınmak, işlenmiş gıdalardan kaçınmak. Gerçek antioksidanlar mevsimindeki taze meyve ve sebzelerdir. Biz bunları şimdi çiftler hani vitamin olarak almaya, işte E vitamini de alayım, C vitamini de alayım, selenyum da alayım vesaire vesaire, bunları Evet. zaten hepimizin evinde var yani bunlar. Yani Evet. mevsiminde şu portakal ne kadar kıymetliyse, gerçek antioksidansa yazın da kiraz o kadar kıymetli. Bunların kıymetini bilmek lazım. Uzun süre iyi besleniyor olmak ve uzun süre iyi beslenmiyor olmak, bunlar çok çok çalışılmış konular. Literatürde bunlarla ilgili çok fazla yayın var. Çok çok önemli. Hatta bizim kendi çalışmamız var. Bundan bahsetmek isterim. Birkaç yıl önce Çok yaptık. sevindim. Çok da dünyada güçlü bir dergide yayınlandı. Fareler üzerinde yaptık. Fareler hamileyken onların bir kısmını kötü besledik. Junk food dediğimiz işte abur cubur, atıştırmalıklar vesaire, bisküviler, gofretler, şunlarla bunlarla besledik. Bir kısmını doğal, normal besini, güzel besinleriyle besledik. Ve bunlardan doğan yavruları inceledik. Bunlardan doğan yavruların fertilitesi azalıyor mu, doğurganlığı azalıyor mu diye baktık. Yumurta kaliteleri onların azaldı ama en büyük hasar spermlerinde çıktı. Erkeklerin spermleri çok daha, biz daha çok yumurta odaklı konuşuyorduk ama erkek yavruların spermi daha fazla bozulmuş çıktı. Bu da bizim yani zaten her zaman düşündüğümüz şey. Çünkü hayat anne karnında başlıyor. Ta ki siz karnınızdaki çocuğu güzel besliyorsanız onun ileriki doğurganlığına bile faydanız var. Zaten anne Çok karnında güzel. başlıyor. Hatta olay yumurtayken başlıyor. Olay spermken başlıyor. Bizim çiftlere her zaman söylediğimiz bir şey var. Bu hayat bir yumurta, bir sperm üzerine inşa ediliyor. Sonuçta siz bu spermi sigarayla hasarlıyorsunuz. O çocuk bunu hayatı boyunca taşıyacak. Hiçbir zaman fark etmese de. Ya ne kadar güzel bir bilgi verdiniz şu anda. İleride çocuğunun sağlığını önemsiyorsa erkek de kadın da mutlaka o sigarayı bırakacak, sperm kalitesini artıracak ki genetik olarak evladına aktarsın. Tabii, Ya süper. süper güzel bir şey, başlık bu yani. Harikasınız. Gerçekten çok teşekkür ederim.